Plevne Müdafası ve Gazi Osman Paşa. 19. yüzyılın ikinci yarısı Osmanlı için pek iyi gitmiyordu. Rusya, Balkanlar üzerindeki siyasi baskısını arttırmış ve kendisini oradaki Ortodoksların hamisi olarak görüyordu. Balkanlardaki azınlıkları isyana teşvik eden Rus politikası Osmanlı'yı iyice rahatsız etmeye başlamıştı. Rusya, Osmanlı'yı çok zayıf bir ülke olarak gördüğünden Osmanlı topraklarının işgalinin basit olacağını düşünmüştü. Lakin Osmanlı'yı açacağı bir savaş, Avrupalı devletlerin tepkisine yol açabilirdi. Bundan dolayı Ruslar İngilizlere Osmanlı topraklarını paylaşma teklifinde bulundu. Balkanlarda güçlü bir Rus varlığı istemeyen Birleşik Krallık, olası bir savaşta Osmanlı'nın yanında olacağını bildirmişti. Artık Osmanlı arkasında güçlü bir müttefik bulduğundan dolayı Rusların baskılarına karşılık verebiliyordu. Kızışan ortam sonucunda Kasım 1853'te Kırım Savaşı patlak verdi. Bu savaşta kazanan taraf Osmanlı ve müttefikleri olmuştu. Ruslar Kırım Savaşı'nın intikamını almak istiyordu. Bunun için uygun bir ortam gerekiyordu. Bu fırsatlar 1876 yılında Osmanlı Devleti'nde yaşanan bir darbeyle doğmaya başlamıştı. Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilmesi sırasında devlette asayiş bozulmuştu. Ordu düzeni kaybolmuş, asker emir dinlemez olmuştu. Darbeyi en uygun fırsat gören Balkanlardaki azınlıklar bağımsızlık hareketlerine başlamıştı. Bunu en uygun fırsat bilen Ruslar 1877'de Osmanlı'ya savaş ilan etti. Bu savaş Rumi takvimde 1293 yılında gerçekleştiği için 93 Harbi olarak bilinir. Savaş planları. Ruslar Osmanlı'ya iki ana cepheden saldıracaktı. Bu cephelerden birincisi Romanya üzerinden Balkanlar, ikincisi Kafkasya'ydı. Ruslar ordu bakımından sayıca fazlaydı. Üstüne bir de bağımsızlık isteyen Romanya, Bulgaristan, Sırbistan ve Karadağ orduları da onlara yardım edecekti. Osmanlı Devleti, İstanbul'a yakınlığından dolayı Balkan hattının iyi savunulması düşüncesindeydi. Romanya'nın isyanı üzerine Tuna Nehri'nin gerisinden bir savunma hattı yapılması kararlaştırıldı. Osmanlı ordusunun elindeki tüfekler en gelişmiş tüfeklerdendi. Rusların tüfeklerinin menzili 200 metre iken Osmanlı ordusunun tüfekleri 500 metre menzilliydi. Bundan dolayı Osmanlı Genelkurmayı stratejik açıdan önemli yerlerin tutulması halinde savunmanın başarılı olacağını düşünüyordu. Gazi Osman Paşa. 1832'de Tokat'ta doğan Osman Paşa, Beşiktaş'taki askeri rüştiyede ve 1845-49 yılları arasında Kuleli Askeri İdadesi'nde okudu. Kara Harp Okulu'nu 20 yaşında ikincilikle bitirdi ve Harp Akademisi'ne girdi. Kırım Savaşı'nın çıkması üzerine Tuna Cephesi'ne gönderildi. Burada 4 yıl kalarak Teğmen rütbesine, savaşın sonunda ise Yüzbaşı rütbesine terfi etti. Bir süre sonra Yemen'e gönderilen Osman Paşa, buradaki görevlerinin ardından Paşa rütbesiyle 1875 yılında Rumeli'de bulunan 5. Ordu'ya bağlı Manastır Fırka Komutanlığı'na tayin edildi. Buradaki başarılı çalışmalarından dolayı Ferik rütbesine terfi etti. Plevne Müdafası. 28 Nisan 1877'de Osmanlı İmparatorluğu'na Rus İmparatorluğu tarafından gönderilen savaş ilanını içeren nota ile 1877-78 Osmanlı-Rus Muharebesi başlamış oldu. Rusların Balkanlarda ordularını gönderip saldırıya geçebileceği tek bir yer bulunmaktaydı. O da Osmanlı himayesi altındaki Romanya topraklarıydı. Ruslar bu topraklar üstünde Siret Nehri üzerinde Barboşi Köprüsü olduğu yerden ordularını geçirmek zorundaydı. Bu köprü kritik bir öneme sahip olmakla bu köprünün havaya uçurulması Osmanlılara en az 2 veya 3 ay vakit kazandıracaktı. Nitekim Osmanlı kuvvetlerine askeri danışmanlık veren İngiliz danışmanlar da bu durumun farkındaydı. Köprünün hemen yakınındaki Osmanlı Tuna Donanması'nın komutanına İngiliz askeri danışmanı Hobart Paşa, Barboşi'nin tahrip edilmesi emrini vermiş fakat Tuna'daki 4 gemilik Osmanlı filo komutanı bunun bir aldatmaca veya casusluk oyunu olduğunu dair şüpheleri yüzünden emri uygulamakta 4-5 gün kadar gecikmiş ve tam emri uygulayacakken de bu defa iş işten çoktan geçmiştir. Zira Ruslar orduları ile Sava Nehri'nin kıyısına gelip filoyu donanmaları ve karadaki topları ile ateşe alıp batırmış ve yok etmiştir. Sonuçta Osmanlılar için büyük bir fırsat daha muharebenin başında kaybedilmiştir. Zira Osmanlı ordusu Sırp ve Karadağlı isyancıları yenmiş ve ordu Balkanlara hakim olmak üzereydi.
Buna rağmen Osmanlı hakimiyeti altındaki Romanya'da Kral 1. Karol Osmanlıların yanındadır. Osmanlılardan belli bazı tavizler ve ayrıca kuvvet göndermesini ve buna karşılık kendisine bağlı kalacağını belirtir. Osmanlı ordusu ne Romanya'nın isteklerini kabul eder ne de destek amaçlı kuvvet yollar. Sonunda kral taraf değiştirip halkından da destek görerek Rusların safına geçer ve Ruslara destek için ordusunu toplamaya başlar. Osmanlı ordusunun haberleşme ağı zayıf olduğundan bir yerde Osmanlı zaferi olsa bile diğer paşalar bundan çok geç haberdar oluyorlar ve manevralarda gecikiyorlardı. Ruslar Osmanlı'nın bu hareketsiz durumundan istifade ederek Romanya'daki yığınaklarını iyice arttırdılar. Sonrasında teknelerle karşıya geçip Osmanlı mevzilerine hattın zayıf noktalarından saldırıya geçtiler. Oysaki Rusçuk ve Nibolu'yu topa tutan Ruslar ilerleyecekleri noktaları belli etmişler ve bu durum Osman Paşa'nın dahi dikkatini çekmiştir. Bu ağır stratejik hatalar ve komuta kademesindeki sorunlar neticesi iyi donanıma karşın Osmanlı ordusu yenilgi üstüne yenilgiye uğramaya başladı. Romanya'da ilerlemede dahil pek çok önerisi kabul edilmeyen Osman Nuri Paşa son olarak bu defa Osmanlı seraskerliğini atlayıp bizzat Padişah 2. Abdülhamit'e bir öneri sundu. Planına göre Rahova ve Vidin'den 20 tabur askerle kendisi yola çıkacak ve Nibolu Kalesi'ne ulaşıp buradaki birlikleri yanına alarak bir kol ordu oluşturup Teteven ve Turyan geçitlerini ele geçirip Ruslara ani bir hücumda bulunmak olduğunu belirtti. Öneri padişah tarafından kabul edildi. Ancak buna rağmen padişahın bu kararı bilinmeyen bir nedenle Osman Paşa'nın kendisine 2 gün geç iletildi. Bu 2 günlük geç bildirme sonrasında ağır neticelere sebep olmuştur. Zira emrin gelmesinin hemen akabinde kuvvetlerin eksiklerini hızla tamamlayıp 13 Temmuz'da Osman Paşa Vidin'deki birlikleriyle yola çıktı ve Nibolu üzerine yürümeye başladı. Ancak yoldayken buranın Rusların eline geçtiğini öğrenmesi üzerine ordusunu savunma ve karşı saldırı için diğer uygun bir mevzi olarak öngördü, Plevne'ye yönlendirmek zorunda kaldı. Ruslar Plevne'ye 4 kez taarruz edeceklerdi. 1. Plevne Muharebesi. Plevne'ye Rus ordusu Osman Paşa'nın hareketinden önce 8 Temmuz'da saldırıya geçilen Nibolu ile birlikte buraya öncü kuvvet göndermişler ve buradaki Osmanlı askerlerinin bir kısım bölüklerini bozguna uğratmışlardı. Ancak sayıları yetersiz olduğundan öncü kuvvetler Nibolu ve çevreden gelen takviye Osmanlı birliklerinin gelmesiyle geri çekilmek zorunda kaldılar. Buna karşın Rus birlikleri bu defa takviye birlikler alarak 8500 kadar askerle 19 Temmuz'da tekrar Plevne'ye geldiler. Kent top ateşi altına alındı. İlerleyen Rus 5. komutanı General Schultner Osman Paşa'nın ilerleyen kuvvetlerinden haberdardı. Bununla birlikte Osmanlı askerlerinin yorgun ve moralsiz olduğunu, hiçbir tahkimat kurmaya vakitlerinin olmadığını, elini hızlı tutarsa kenti alabileceğini düşünmekteydi. Bu sebeple birliklerinin tam olarak toplanmasını beklemeden 20 Temmuz günü sabaha karşı saat 5'te top ateşiyle şehrin kuzeyindeki ve güneyindeki iki noktadan genel saldırıya geçti. Rus 18. Piyade Alayı 1. 3. ve 5. Nişancı taburları ile Türk savunma hatlarını yararak ilerleyip Osmanlıların bölgedeki redif taburlarını ve nizamiye taburunu zora düşürdüler. Tüfek ve top ateşi ve verilen ağır zayiata karşın bu Rus taburları ilerlemeye devam ederek Plevne eteklerine kadar geldiler. Ancak Osman Paşa kuvvetleriyle gelir gelmez birliklerinin yorgunluğunu aldırmadan askerlerine saldırı ve Plevne'nin ele geçirilen dış tahkimatlarından Ruslara atma emri verdi. 13.000 kadar Osmanlı askerinin bir seri karşı taarruzu ile pek çok asker ve en önemlisi subay kaybına uğrayan Schultner'in ilerleyen 3 taburu başta olmak üzere bütün taburları önce saldırıya başladıkları noktaya ardından Plevne gerisine doğru çekilmeye başladı. Schultner yakınındaki Rus 9. Kolordu komutanlığından yardım istese de bu kolordu Ruslara hemen yardım gönderemeyecek kadar uzaktaydı. Ruslar birliklerini Plevne'ye 3 saat uzaklıktaki Brösliniçi şehrine kadar geri çekti. Böylece muharebe Osmanlı üstünlüğü ile sona erdi. Muharebede Ruslar 4000 kayıp verirken Osmanlıların kaybı 1000'di. Plevne'yi Rusların eline geçmekten kurtaran Osman Paşa, Rusların takviye alıp tekrar saldıracağını bildiğinden
hızla şehir çevresinde daha fazla tahkimat yaptırmaya başlar. Osmanlı mühendisi Tevfik Paşa tarafından öncesinde, sonrasında Osman Paşa tarafından Pelerin'e kazdırılan tahkimatlar bir nal şeklini andırsa da birbirleriyle tünellerle bağlantılı siperler avcı çukurları şeklinde düzenlenmiştir. Uzunluğu 36 kilometre ve hat derinliği 5 kilometreyi bulabilmekteydi. Bu da Osmanlı ordusuna aynı anda takviyelerin hattın değişik yerlerine hızla gönderme imkanını sağlamaktaydı. Dahası her tabya bu siperleri ihtiyacına göre genişletme imkanına sahipti. Bu arada kendi birliklerine Sofya ve çevre bölgelerden gelen takviye güçlerle Osman Paşa'nın birliklerinin sayısı 20 ila 23 bin kişiye kadar ulaşır. Top sayısı ise 58'dir. Bunun yanında Osman Paşa muharebeden hemen önce Plevne yakınında 17 Temmuz'da Rusların eline geçen stratejik önemi olan Lofça şehrini Ruslardan 27 Temmuz'da geri almayı başararak ikmal hatlarını daha düzenli hale gelmesini sağlar. Ruslar Lofça için karşı saldırıda bulunsalar da yerleşim birimini tekrar ele geçiremezler. Lofça'nın yanında Osmanlı ikmal hatlarını kesmek için Tristinik yerleşimindeki Osmanlı mevzilerine saldırıda bulunan Ruslar bunda da başarısız olurlar. Buna karşın Rusların Nikolay Kridener yönetimindeki 9. Kol Ordusu ise özellikle savaşa katılan Romanya Kralı 1. Karol'den ve çevre birliklerden gelen takviye kuvvetlerle 36.176 asker ve 176 topa ulaşırlar. 31 Temmuz'da Rus Genelkurmayı asker yönünden üstünlük yanında büyük topçu üstünlüğünde göz önünde tutarak Rus-Rumen Birleşik Ordusu'nun zafer kazanacağı ümidiyle Kridener'e saldırı emri verir. 9. Kol Ordu kenti kuşatıp 3 koldan saldırıya geçer. General Şahovski'nin kuvvetleri 2 tahkimatı ele geçirip ilerler. Ancak Rus birlikleri topçu birliklerine ve sayı fazlalığına karşın tepede iyi şekilde mevzilenmiş ve iyi şekilde topçuları konumlanmış Osmanlı birliklerinin etkili saldırıları ile karşılaşırlar ve direnişi bir türlü kıramazlar. Birliklerin 1/4'inden fazlası ya yaralanmış ya da ölmüş olan Şahovski geri çekilmek zorunda kalır. Osmanlı ordusunun Lofça muharebesini kaybetmesi neticesi Plevne 4 koldan Rus ordusu tarafından sarıldı. Osman Paşa'nın kaybedilen Lofça kalesinden katılan Osmanlı askeriyle takviye ettiği savunma birliklerinin sayısı ancak 30 bini zor buluyordu. Osman Paşa savunmanın geri kalan süresinde önemli bir asker takviyesi alamadı. Plevne'yi savunmaya devam etti. 11 Eylül'de Plevne'yi kuşatan birlikler kapsamlı bir taarruza geçti. Rus birlikleri Plevne'nin güneyindeki mevzileri ele geçirirken Rumen askerler Grivitsa mevzilerini ele geçirdiler. Ancak kayıpları ağırdı. Zira Osmanlı ordusunun sahip olduğu ancak Rus ve Rumen birliklerinde olmayan o dönemin en modern silahlarından olan Krupp topları, hızlı ve seri ateş edebilen Henry Martin ve Winchester tüfekleri kuşatmada Osmanlılara sayıca az olmalarına karşın büyük üstünlük sağlıyordu. Ertesi gün Osmanlılar Rusların ele geçirdiği mevzileri tekrar geri almaya başardılar. Ama Romanyalılara karşı aynı başarıyı gösteremediler. Bu tarihe kadar Ruslar 20.000 asker kaybetmişti. Osmanlıların kayıpları ise 5.000 civarındaydı. Yine de bu muharebede Osmanlı ordusunun başarısıyla sonuçlandı. Yiyecek ve mühimmatların tükenmek üzere olduğunu gören Osman Paşa, ordusuyla birlikte kuşatmayı yararak Sofya'ya doğru çekilme yönünde bir plan yaptı. 9 Aralık'ı 10 Aralık'a bağlayan gece, sabaha yakın bir saatte kuşatmayı yararak Plevne'den çıktı. Rus hatlarına taarruza başladı. İlk Rus hatları dağıtıldı. Ancak Rusların 5'e 1 asker avantajına sahip olduğu bir çatışma sonucu Osmanlılar tekrar Plevne'ye geri çekilmek zorunda kaldılar. Bu çatışmada Ruslar 2000 asker, Osmanlılar 4000 asker kaybetmişti. Durumun çaresizliğini gören Osman Paşa ertesi gün 10 Aralık 1877 tarihinde 40.000'e yakın asker ve sivil bir kuvvetle birlikte teslim oldu. Teslim olan bu askerlerden sadece 10.000'i vatana sağ olarak dönebildi. Rus Çarı 2. Alexander Osman Paşa'yı bizzat teselli etti. Rus Çarı onun esir düşmesine rağmen teslimiyet sembolü olan kılıcını almadı. Stratejileriyle esir bulunduğu dönemde hem Rus Çarı hem de dönemin komutanları tarafından örnek alındı. Bir süre Bugot, Bükreş, Harkov ve St. Petersburg'da esaret hayatı yaşadı. Rus Çarı tarafından kendisine kahramanlığını takdir amacıyla çifte kartal nişanı verildi. İstanbul'a dönen Osman Paşa'ya Padişah 2. Abdülhamit tarafından gazi unvanı verildi. 5 Nisan 1900 tarihinde 68 yaşında öldü.
türbesi, onu çok seven ve saygı duyan Padişah 2. Abdülhamit tarafından yaptırıldı.